Merhaba YouTube izleyicileri, hanımlar, beyler. Bundan evvel yapıp da yayınlamadığım, yani henüz YouTube'a vermediğim, yani YouTube'da yayınlamadığım ışıldayan sihirli mantarlarımı kızıma gösterdim. Kızım çok hoşuna gitti, bayıldı. Ben de dedi, bir pencere süsü istiyorum senden babacığım dedim. Tabii mutlaka yani yapacağız. Ben de şöyle hani büyük bir şeydir diye iyi dedim, hadi bakalım ölçüleri ver bana. Ölçüleri verdi. Ölçü 4,5 santime 70 santim. Yani işte şu çıta 4,5 santim eni ve boyu da 70 santim. Şimdi bu çıtanın üzerine neler yapabiliriz? Işıklı bir şeyler yapacağız yani. Sen bunun için bir şeyler tasarlamamız gerekiyor. Önce ben bunun üzerine macun çektim. Ondan sonra şimdi bu macunu zımparalayacağım. Sonra özellikle bu yan tarafları kullanacağım. Bu üst tarafı malzemenin altında kalacak. Yan tarafları astar boyayla boyayacağım. Ondan sonra da kırmızıya boyayacağım. Yani kırmızı boyamayı düşünüyorum. Sonra da üzerine yuvarlak puantiye, yani daire şeklinde beyazlar yapacağım. Yani insana mantarı hatırlatsın. Kırmızı üzerine beyaz yuvarlak puantiyeler. Şöyle üzerinde çeşitli, yani küçüklü, büyüklü falan diye düşünüyorum. Şimdi bu tahtayı şöyle şuraya resmedelim. Şimdi tahtamızı koyduk. Bir yandan bir de şöyle hemen hemen biraz üstten görünür bir şekilde yaptık. Buna ne yerleştirelim? Önce şöyle düşünelim. Düşünüyorum. Şuraya bir kayalık yapalım. Bir kaya olsun. Şuradan. Bir kaya olsun. Ondan sonra şunun üzerinde şöyle bir kayamız olsun. Bu kayanın üzerine şöyle bir ev yapalım. Şöyle bir ev yapalım. Bu ev hem de mushroom olsun, mantar olsun. Şöyle bir de başlık koyalım. Yukarıya doğru çıkartalım. Bunun da üzerinde şöyle yuvarlak, şöyle uzunluğu, yuvarlaklı beyaz lekeleri olsun. Bu mantar, bu mantarda kayalığın üzerinde, yani şu kayalığın üzerindeki bu mantarda Pamuk Prenses'le Yedi Cüceler yaşasın. Şuraya bir kapı koyalım. Şuraya bir pencere koyalım. Şuraya bir baca koyalım. Yani bunları istiyoruz. İnşallah yaparız diye. Ama yapar mıyız bilmiyorum. Bunlar kafamızda olan, yani şöyle yapsak iyi olur diye düşündüklerimiz. Düşündüğüm şeyler. Şuraya da bir dışarıdan bacanın şeyini, neyini denir? İşte bacanın duvarını örelim dışarıdan. Ondan sonra şu üst tarafında öyle geniş arazi ki maşallah 4,5 santim. Şu üst tarafında şurada yabani otlar bitmiş olsun.
Şurada bir tane küçük bir mantar olsun. Küçük bir mantar olsun. Bu ışıkları idare etsin. Bu mantar aynı zamanda düğme olsun, ışıkların düğmesi olsun. Şurada yeşillik olsun. Çim bitmiş olsun. Ondan sonra şuralarda da bazı kurumuş otlar falan olsun. Ondan sonra şuralarda daha uzun çimler olsun. Daha uzun çimler olsun. Şöyle şuradan aşağıya, kayalıktan aşağıya da bir yol olsun. Şurada Pamuk Prenses dikilsin evinin önünde. Şöyle evin önünde Pamuk Prenses dikilsin. Ondan sonra şurada şöyle bu taşın bittiği yerde şöyle küçük bir bahçeleri olsun. Bu bahçenin etrafında yeşillikten çalı çırpıdan çit yapmış olsunlar. Bu çitin içinde şurada küçük bir meyve ağacı olsun. Belki bir tane de şu kayanın orada bir küçük bir meyve ağacı olsun. Üzeri meyvelerle de olsun. Kırmızılı kırmızılı, sarılı yeşilli meyveler de olsun. Şurada bir yol olsun. Çitin dışına çıkılacak şekilde. Buralarda da yabani otlar olsun. Şurada kayalık zaten burası. Ondan sonra buradan çıktıktan sonra şuradan bir dere geçsin. Bunun üstünden şöyle bir köprüleri olsun. Buradan öbür tarafa yürüyebilsinler. Köprüleri olsun. Şurada mesela bir şey olsun. Hani su alacakları böyle bir bu dere böyle akarken şurada birikinti su hani içecek sularını buradan alsınlar oraya. Ondan sonra bu tabi dere tepe düz gittim. Buralarda şuralarda otlar olsun. Bazı yerlerinde çim çıkmış olsun. Şurada 3 tane kırmızı mantar olsun. Şöyle kırmızı başlıklı. 3 tane kırmızı mantar çıksın şurada. Bunun yanında belki bir tanesinde bir cüce otursun. Şöyle ayağını uzatsın. Cüce otursun, ayağını uzatsın. Ondan sonra şuradan şöyle 2 tane yeşil ışıklı ışıldayan yeşil ışıldayan sihirli mantar olsun. Ondan sonra yine buralarda da taşlık olsun. Şurada mesela bir cüce, 7 cücelerden bir tanesi elinde kovayla, 2 kovayla meyve toplasın ya da araziden bir şeyler getirsin. Şuraya 2 tane beyaz mantar olsun. Burada da beyaz mantar olsun. Burada kırmızı mantar olsun. Şurada bundan sonra biraz daha uzatalım. Burada 3 tane daha
Kırmızı mantar olsun. Şurada da daha şeyli, şöyle daha heybetli bir kırmızı mantar olsun. Bakalım yani şu kırmızı boyalı üzerinde beyaz puanlar olsun. Ondan sonra efendim tabii biz bunu ışıklı yapacağımız için buradan da buraya kadar geliyor teller, buradan geliyor teller. Bu telleri nereye koyacağız? Bu kayalığın altı da bizim depomuz olsun. Şöyle. Bu kayalığın altı bizim depomuz olsun. Bütün bu telleri, aksamı, pili, her şeyi buraya toplayalım. Şurası da, yani şu tahtanın üstü de, bu tahtanın üstü de kayalık olsun ama ağaç kabuğundan kayalık olsun. Sanki ağaç kabuğu ama kimi yerleri kaya, kimi yerleri ağaç kabuğu gibi olsun. Ve şuranın zemini ağaç kabuğuyla kaplansın. Dolayısıyla şöyle şu 4,5 santimlik, hani derler ya bir kaşık suda fırtına koparmak diye, böyle 4,5 santimlik böyle ufacık ensiz daracık tahtada iş mi olur? Bakalım olur mu, olmaz mı, olacak mı? Deneyeceğiz, göreceğiz. Ondan sonra tabii bunun üstünü komple kabukla kaplamamız gerekiyor. Kayalığımız da kabuk olacak. Yani bu şurası kayalığımız da kabuktan kayalık olacak. Bu ev, yedi cücelerin yaşadığı ev de ışıklı bir mantar olacak. Işıldayan, sihirli mantar olacak. Dolayısıyla bunu yapmaya başlayacağız. Bunları yaparken zaten bir kısım video çekiyorum. Dolayısıyla yani kısım kısım size de işte şunu da yaptım böyle oluyor, bunu yaptım böyle oluyor diye açıklamalar yapacağım. Bu kadar. Şimdilik bu kadar. Gelişmelerde tekrar görüşeceğiz. Tekrar açıklamalar yapacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba YouTube izleyicileri. Aşama aşama gösteriyoruz. Gösterecektik. Şimdi ilk hazırladıklarımızı hemen gösterelim. Hani kayalık gibi olsun, yeri geldi mi ağaç olsun, yeri geldi mi kayalar, kaya görüntüsü versin dediğimiz işte kabuklarımızı hazırladık. Kabuğun çok kalkık olan yeri var yukarıya doğru. Onu da küçük bir tahta parçasıyla kapattık. Bunlar birbirine tam uyar vaziyetteler. Ondan sonra şimdi gelelim diğer parçaya. Evet, kafamızda hani düşünmüştük. Şöyle bir de dere olsa diye. Evet, işte dere var. Dere var, buradan dere akıyor. Hem de tam şurası onların şöyle şuradan inip de tekrar geri çıkacakları, su alacakları, içme suyunu alacakları bir yer olacak. İşte dere. Daha tamamlanmamış ama. İşte köprü. Hani bir de kayalık yapalım demiştik. Kayalığın içinde bizim depomuz olsun demiştik. Bu kayalığın bizim depomuz olacak olan kısmı.
Bu da kayalık olsun demiştik. Üzerinde Pamuk Prenses ve Yedi Cücelerin yaşadığı yer bir ışıldayan sihirli bir mantar olsun demiştik. Bu iple kumanda ediyoruz. İçine taktığımız, şöyle gösterelim. Şöyle. İşte bu şekilde açıp kapama pimi. Bunun ucunu da şu aşağıya, şuraya bir şey takacağız. Şunu takacağız. Halka. Buraya takacağız. Bu halkadan ipini geçireceğiz. Ve şuraya delik deldik. İşte o delikten dışarı çıkaracağız. Ve şurada küçücük bir mantarımız duracak. O mantarla bu düğmeyi çektiğimiz zaman buradan açılıp kapanacak. Yani bu böyle oynamayacak. Şuradan şu delikten bir tanesinden dışarı çıkacak. Birisi zaten delinmedi. Bu kenara gelmiş şu. Öbür taraftan deldim. Buradan böyle dışarı çıkacak ve buradan şöyle küçücük bir mantar, o mantarı alacağız. Şöyle yukarı çektiğimiz zaman bu da böyle aşağı yukarı oynattığımızda olduğu gibi çalışacak ve lambayı yakıp kapatacak. Evet, şimdi faaliyetlerimize devam ediyoruz. Aynı tasarladığımız gibi bu kayalık. Şurada bahçe olacak işte. Hemen şurada bir bahçeleri olması lazım. Şurada da ağaçları olması lazım. Şurada da kırmızı mantarları olması lazım. Şurada yeşil mantarları olması lazım. Şurada beyaz mantarları olması lazım. Şurada tekrar kırmızı mantarları olması lazım. Ve en uçta şurada o daha da büyük, güzel kırmızı başlı ışıldayan sihirli mantarımız olacak orada da. Bunun üzerinde yosunlarımız, otlarımız olacak. Ondan sonra kayanın üzerinde otlar bitmiş olacak. Onları yaptıkça tek tek göstereceğiz. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim.